Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde validation rules üzerinde duracağız. Elimizden geldiğince validation rules yapacağız. En basitinden daha zora doğru kısa kısa videolarla YouTube üzerinde validation rules serisine başlamış olacağız. İlk validation rule'umuz şöyle. Bildiğiniz gibi standart objelerde accounts diye bir objektimiz var. Bu object üzerine ilk validation rule'umuzu yapacağız. Validation rule ne? Önce onu biraz açayım. Validation rule şu arkadaşlar. Burada siz bir account oluştururken dikkat ediyorsanız burada zorunlu kısımlar var. Mesela account name. Siz buraya girmezseniz, buraya bir account name girmezseniz sistem bunu kaydetmez. Bu bir validation rule. Yani size diyor ki account name olmadan account kuramazsınız. Yeni bir account ekleyemezsiniz. Bu bir validation rule. Bu sistemin validation rule'u. Sistemin kendisinde var. Bir de bizim kendimizin oluşturabileceği custom validation rules var. Eğer sistemin koymadığı bir validation rule varsa ama eklemek istiyorsunuz, onu kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Validation rule kullanıcıları sınırlandıran, kısıtlayan rule'lardır, kurallardır. Diyelim ki account name, bugünkü validation rule'umuz şu olsun. Account name 8 karakterden oluşsun. 8'den küçük ya da büyük karakterler girildiği zaman sistem yeni account oluşturmayacak. Yani siz save butonuna tıklayınca bir sonraki adıma geçmeyecek. Bu şekilde yeni bir account oluşmamış olacak. Şu anda biz diyelim ki account oluşturmak istiyoruz. Şöyle yapalım. Account name değil de account number 8'den fazla olmasın. Biz bunu istiyoruz. 8 karakterli olsun. Rakam ya da harf fark etmiyor. Şu anda bir tane oluşturalım önce. Şu anda bakalım oluşturuyor mu? Önce bir account name bulalım. Şöyle diyelim new account diye bir isim bulalım. Ve daha sonra account number giriyorum. Şu anda 9'dan fazla ya da 8'den fazla girmeye çalışıyorum. Kayıt edip etmediğine bakacağım. Çok fazla girdim. Save diyorum. Save yapıyor. Niye save yapıyor? Çünkü böyle bir validation rule'umuz yok. Şimdi biz validation rule yaptıktan sonra save yapıp yapmadığına bakacağız. Peki validation rule'umuz ne bizim? Account number 8 karakterden fazla ya da az olmasın. Yani tamı tamına 8 karakterden oluşsun. Evet arkadaşlar, onun için gitmeniz gereken yerine öncelikle edit object'e gitmeniz gerekiyor. Sağ taraftan setup'tan Object Manager'a gelince account sayfasında yani account objectindeyken en alt kısımda validation rules var. Validation rules'a tıklıyoruz. Yeni bir validation rule ekliyoruz. Bunun adını koyabilirsiniz. Ne koyalım mesela? Şöyle diyelim. Account number must be diyelim 8 characters. Şu şekilde koyalım. Bakın karakteristiği doğru yazmış mıyız? Yazmışız. Aktif olsun mu olsun. Eğer aktif değilse çalışmaz. Yani kısıtlama getirmez. Aktif olması gerekiyor. Daha sonra ismini verdikten sonra arada boşluk olmayacak şekilde ismini koyduktan sonra buraya biz formülümüzü girmemiz gerekiyor. Formülümüz şu. Account number'ın uzunluğu. Uzunlukla alakalı bizim sağ tarafta fonksiyonlarımız var. Uzunluğumuzun adı len, şu. Bu bizim bir field'in uzunluğunu buluyor. Siz şu anda iki parantez arasına bizim field'in adını koymamız gerekiyor. Eğer field'in adını hatırlamıyorsanız, normalde diyelim ki account number. Eğer bunu bu şekilde hatırlamıyorsanız yanlış olur. O zaman ne yapmanız gerekiyor? O zaman Insert field kısmına gelip account var görüyorsunuz. Account number'ı sağ taraftan seçiyoruz. Şimdi bizim en önemli kısım şurası.
Account number ne diyoruz? 8 karakterden fazla olmasın. Yani 8 karakterden fazla ya da az olmasın. Bunu nasıl yazacağız? Evet. Bunu şu şekilde yazabilirsiniz. Şimdi eşittir 8 desem şu ne anlama geliyor? Bazıları böyle yazıyorlar. Bu yanlış. Yani şu şekilde değil. Account number'ımızın uzunluğu 8 olsun. Bu o değil. Buradaki şu anda bizim yazdığımız formülün karşılığı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun karşılığı account number'ın uzunluğu 8 iken hata ver. Ya ne zaman sizin yazdığınız formül orada şöyle diyelim. Siz account number'ın uzunluğunu 8 yazınca hata verecek. Yani burada yazdığınız şeyin doğru olduğu zaman burada yazdığınız şey doğru olduğu zaman hata verecek. O yüzden siz böyle yazarsanız ne zaman 8 karakter girerseniz hata verecek. İsterseniz bir deneyelim. Bir deneyelim. Buraya hata mesajı girmemiz gerekiyor. Hata mesajımız şu. Account number must be must contain 8 karakter diyorum. Bu şekilde yazıyorum. Bu bizim hata mesajımız. Bunu biz eğer sistem yazdığımızı kaydetmiyorsa hata mesajı verecek. Biz buradan neyi yanlış yaptığımızı göreceğiz. Peki bu hata mesajı nerede gözüksün? Sayfamızın en üzerinde mi gözüksün? Ya da field'imizin altında mı gözüksün? Ben istiyorum ki field'in hemen altında gözüksün. O zaman field olarak account number'ı seçiyorum ve bunu kaydediyorum. Şu anda ne diyoruz? Account number eşittir 8 iken hata ver. Bunun mantığı bu. Eğer siz 8 karakterden oluşan bir account number girerseniz hata verecek. Bunu tam tersi anlayanlar var. Şöyle anlıyorlar. Eğer yani benim istediğim account number 8'den oluşacak. O yüzden ben buraya account number'ın uzunluğunu 8 olarak belirttim. Böyle olması gerekiyor. Böyle olmazsa hata verir. Yok, hayır, öyle değil. Tam tersi. Eğer 8 ise hata verecek. Şu anda 8 olduğu zaman hata verecek. İsterseniz bir deneyelim. Şimdi ben normalde var olanları da değiştirebiliriz. Ya da yenisini ekleyebiliriz. Diyelim ki new account diye bir new account 2 diyelim. Bir account ekliyorum. Bunun account number'ını 8 karakterden oluşturacağım şu anda. 8 karakter olmasını istiyorum. Ne yazıyorum? A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Şu anda 8 mi? 8. Peki kaydedebilecek miyiz? Hayır. Niye? Account number must contain 8 characters diyor. 8 girdik. Demek ki formülümüz yanlış. Şöyle olması gerekiyor. Eğer account number'ın uzunluğu 8 değilse hata ver. 8 değilse ne demek? Not equal demek. Şu şekilde. Ya da siz bunu şu şekilde de yazabilirsiniz. Aynı anlama geliyor. Bunun da karşılığı not equal yani eşit değildir. Bunun karşılığı da not equal yani eşit değildir. Aynı anlama geliyor. İstediğinizi kullanın. Yani bunun anlamı şu arkadaşlar. Bizim account number 8 değilse hata ver. Yani bunun karşılığı true olması lazım. Şurada yazıyor. Ne diyor? Eğer yazdığınız formülün karşılığı doğruysa bu şekilde girilmişse hata verecek. Yani insanlar ya da kullanıcılar 8 tane karakter girmediği zaman hata verecek. Girmediği zaman hata verecek. Yani şu şekilde girdikleri zaman. Yani 8'e eşit girmedikleri zaman hata verecek. Bir de bunu bu şekilde deneyelim. Geliyoruz. Değiştirdik. Şu anda save diyorum. Şu anda kaydediyor. Gördüğünüz gibi account number'ı şuradan alabilirsiniz arkadaşlar görmek için. Account number'ı bu tarafa atalım. Biraz yukarı çıkaralım. Save yapalım. Şurada görüyorsunuz account number'lar. Şu anda şunu eğer değiştirmek isterseniz mesela 8 değil şu anda. Update yaparken de hata verdiğini görüyorsunuz. O yüzden 8 karakterden oluşması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde değiştiriyorum. Kaydet deyince şu anda kaydediyor. Çünkü 8 karakterden oluşuyor. 8 karakterden oluşmadığı zamanlarda 4, 5, 6 diyorum. Kaydetmeye çalışıyorum. Kaydetmiyor. Neden? Çünkü 8 tane olması gerekiyor. 8 karakter olması gerekiyor. Bu şekilde bir validation rule eklemiş olduk. Şunu da söyleyeyim. Validation rule ekleyince önceden kaydettiğiniz accountlar
Bundan etkilenmiyorlar. Ama siz önceden kaydettiğiniz account'ları düzeltmek isterseniz o zaman etkileniyorlar. Sadece account number'ı değil, herhangi bir şeyi düzeltmek istediğinizde, diyelim ki account site'a bir şey yazmak istiyorsunuz. Site A diyelim. Yine hata veriyor çünkü account number 8 karakter olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi yine hata veriyor. Siz hangi field olursa olsun bir değişiklik yaptığınız zaman account number'ı istediğimiz tarzda yazmanız gerekiyor. Bu bizim custom validation rule'un getirdiği bir zorunluluk, getirdiği bir kısıtlama. Bu şekilde girmezseniz bizim validation rule size yeni account oluşturmayı ya da account'u update etmeyi update etmek isterseniz buna izin vermez. Bu şekilde girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu birinci validation rule'umuz. Bundan sonra kısa videolarla her türlü validation rule'u yazmaya çalışacağız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.